Videoda söylemeyi unuttuğum için bu şekilde ayrı bir kısımda söylüyorum başlangıca. Yarın dur hangi sınavdı? YGS galiba. Evet, YGS sınavına girecek tüm izleyicilerim için. Umarım YGS sınavına girecek izleyicim vardır. Gerçi kanalda bir iki gündür yorumların azalmasına bakacak olursak sanırsam var. Neyse. YGS sınavına girecek bütün izleyicilerim bol şans diliyorum. O kadar kafanıza takmayın, öyle önemli bir sınav değil. Hani ben de girdim, merak etmeyin. En de sonunda bir şey çıkıyor. Hani çok büyütülecek bir sınav değil. Çok kasmayın kendinizi. Rahat kafaya da girdiğiniz takdirde daha rahat oluyor. İnanın bana. Bir abi tavsiyesi benden size. Neyse, ben sizi videoyu ile yalnız bırakıyorum. İyi seyirler. Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fit Köfte serimizin 44. bölüm. Evet, 44. bölüm ve 3 adet iridium plate'imiz hazır. Şimdi bu iridium plate'lerimizi alıp çalışmamıza başlayabiliriz. İlk önce 2 tane Lapsron kristal, 2 adet tungsten, 4 tane advanced circuit ve bunlara sahibiz. Siz ve platinyumları unuttum. Evet. Nanosaber'a sahibim. Nanosaber teknik olarak Industrial Craft'ın eklediği inanılmaz derecede güçlü bir kılıç. Ve cidden inanılmaz derecede güçlü. Bunun adını değiştirebilirim hatta. Ama istemiyorum. Her şeyi orijinal adıyla istiyorum. Şimdi fazlalıklarımızı atalım hemen. Bir de dur. Bir şey bakayım. Oo, bayağı artmış kuartzlarımız. Baya baya artmış. Hatta direkt başlasak mı Applied Energy Sticks'e? Size soruyorum, başlayayım mı yoksa bekleyelim mi? Tabii. Buradan bulamayız. Mods. Applied Energy Sticks. İlk önce bize ne lazım? Bu lazım. Onun için bize ne lazım? Quartz. Bu. Ki bu da silikon ve diamond. İki farklı şekilde yapılabiliyor. Assembly table. Tabii ki de assembly table'da yapacağım. Diamond, silikon ve redstone. Silikon neyden elde ediliyor? Senden elde ediliyor. İki tam zamanda assembly table'ı yapmışım. Ki içimden bir ses bu silikonun baya bir lazım olacağını söylüyor. Ve tabii ki de diamond almayı unuttuk. Ve redstone. Diamond, redstone ve silikon. Evet. Ve ne kadar süreceksin sen? Bayağı süreceksin. O esnada biz başka nelere ihtiyacımız olacak, ona bakalım. Tamam, bunu yaptık. 3 tane quartz kristal. 4 tane de iron lazım. Drive'lara ihtiyacımız olacak. Bu da bu şekilde yapılıyor. Chest'e ihtiyacım olmayacak. Interface'e ihtiyacım olabilir. Gerçi zaten pek hatırlayamıyorum şu an tamamını. Ya ben de wiki'yi okuyup yapacağım. Crafting terminal lazım. Crafting terminal lazım. Bunlar lazım olacak.
Evet. Bayağı bir şey lazım olacak. Crafting terminal mu yoksa sanırsam crafting monitör, evet. IO port, storage monitör. Ben bayağı bir wiki okuyacağım o arada. Ve bayağı bir storage unit lazım bize. Sen neyle yapılıyorsun? Bundan lazım. Bunun için baya bir sıkıntı recipe. Ama bu kaç birim depolayabiliyor? Baya bir byte'a sahip. Evet. K. Sen nesin? Ha, tamam. Evet, bu moda giriş yaptık nihayetinde. Baya sıkıntı resipilere sahip gibi görünüyor ve bu bitmek üzere. Evet, bitti. İlk önce şu kontrollerimizi yapalım. 4 tane senden. 4 tane de sizden. Bu arada dikkat ederseniz çoğunu bloğa çevirdim. Yer kalsın diye. Bloğa çevirme işi kompresörle yapılıyor. GregTech. Şimdi o GregTech detayını belirtmemin önemli sebebi, bazılarınız diyecek, kompresöre gerek yok, şudur şudur direkt crafting table'a koyun diye. Hayır, gerek var. Şimdi kontrolörümüzü nereye koyabiliriz? Böyle çok fazla kullanacağımız bir şey olmadığı için gözden ırak bir yere de koyabiliriz, ancak ben hala tüm storage'ımın burada olmasını istiyorum. O zaman kontrolörümü nereye koyacağım ben? Buraya. Uyum mu çöktü? Ha, tamam. Gördüğünüz gibi herhangi bir power almıyor. Ama ona power vereceğiz. Gücü hissedecek. Hemen kanduitlerimizi alalım. Şurada biraz vardı sanki. Evet. Moda çevirelim seni. Şu an bize hover modda lazımsın. Yerleştirmemiz sıkıntı olacak. Yani bir şey ol, bir sıkıntı olmasa olmuyor zaten. Bu arada Applied Energy Sticks hakkında ufak bir detay. İki farklı enerji sistemi kullanabiliyor. Daha doğrusu üç farklı enerji sistemi kullanabiliyor. Bir tanesi direkt bir saniye. What the? Enerji alıyorlar mı bunlar? Evet, alıyorlar. Sanırsam bu görsel bir bug. Ama şu an almıyorlar. Ben forcu falan mı geri çektim? Olabilir. Ya da burada bayağı bir şeyler tuhaf. Ben hemen onu çözüp geliyorum. Evet, sorunumuzu çözdüm bu arada. Bir de oyunumuz crash verdi. Options'a girmeye çalışayım esnada. O yüzden ben de bir Optifine'ı güncelledim. Sonra düzeldi. Evet, şu an
kontrolümüz online fakat boşuna enerji harcamasını pek istemiyoruz. O yüzden direkt... Tamam sen buradasın. Şunu kapatalım. Artık enerji almayacak. Ben buraya ne düşürmüşüm? Neyse. Şuraya ait olan şeyleri buraya atayım. Basalt sen git. Tungsten hakkında şunu yapabilirim. Burası da bayağı doldu. Tungsten ore. Senin neyi değiştirmek daha mantıklı? Bir bakalım ona. Grinder'da. Tabii ki de grinder. Ne bekliyordum? Grinder'da işleyeceğiz tabii ki de. Şu arkadaşlarımız gayet sıkı bir biçimde çalışıyor. Geceleri sık sık uyumuyorum artık o kadar. Çünkü neticede scrap üretimimiz biraz dengelensin. Bu sayede gündüzleri daha verimli bir biçimde üretebilelim. Arılarımıza bakalım bir yandan. Evet, bunlar ölmüş. Başlarda biraz bunları elle halledeceğiz fakat sonradan çok güzel bir biçimde otomatik halletmesini sağlayacağız. Bunların sayılarını artırıyorum çünkü lazımlar. Şunları depoladım çünkü bunlar da lazımlar. Bunlardan bazılarını oradakilerin. Onları bir şeye çevireceğim. Çok güzel bir şeye. Koko binlerimiz ne durumda? Bu güzel durumdalar ama şey şu an frame yapmaya istemiyorum. Sapling stoğumuz güzel. Hatta şuraya bir bakalım. Yeterli değilse buraya biraz koyalım. Ha yeterliymiş zaten. Buradaki üretimimiz mükemmel gidiyor. Hatta sürekli bu durup duruyor. Şimdi şuraya enerjimizi taşıdık. Ondan sonra sıradaki işimiz ne? Applied Energy Sticks'e geri dönelim bir. Mod. Evet. Applied Energy Sticks'te neye ihtiyacımız var? ME Drive. Bunu kullanacağız çünkü chest kullanmak istemiyorum. Bunun için bir adet chest. Chest kullanmak istemiyordum ama chest lazım. Ne ironik. Bunun için bu, silikon, redstone ve gold. Ben bolca silikon yapayım. 18 tane silikon yapayım. Redstone, gold bulunsun elimde bolca. Gold da bulunsun. Ben şunları pişirelim. Daha hızlı olsun diye. Bir tanesi için kaç tane gerekecek? Yani bunlardan şimdi iki tane yapayım. Gold. Yapılın. Bunun dışında başka ne ihtiyacım olacak? Chest'e ve glass'a. boğazlarım. Kafam da gitti azıcık. Achievement get. Getting wood. Wow. Yapabildiğim kadar chest yapayım bundan. Bazılarım ya. Iron.
Lonely Iron. Glass. Tabii ki de yok. Ama acı yapabiliriz kolayca. Bunu da yakın zamanda bir tanıtımını yapmak istiyorum bu modun. Ama öncelikle üstünde biraz ustalaşmam lazım. Biraz kurcalayacağım burada. Sonuçta öğrendiğim kadarıyla sizlere aktaracağım artık. Tamamdır. Sizleri de halledelim hemen. Ve yukarı fırınımızı da Aa, sen neyi de kullanıyorsun? Tiny Pile'ların ne işe yarıyor? Hiçbir işe. Ya kısacası sen sadece bir amplifier'sın. Güzel. O da güzelmiş. O zaman seni şu listeye ekliyorum. Ve direkt buraya atıyorum. Bu bölümde ben bayağı bir hım diyorum gerçi ama. İki tanesi tamam. Evet, ilk parça Emmy Driver'ımız hazır. Onu direkt buraya yerleştiriyorum. Aralarına herhangi bir kablo koymamıza gerek yok. Çünkü bunların güzel yanı otomatik olarak birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Yani birbirlerine bağlı oldukları bloklarda. Bu Sorting odamız bir sunucu odasına dönüşecek. Tamamen bir sunucu odası olacak. Yani şunlarla kaplı. Ve onlara göre yerleştireceğiz hepsini. Ve şunun hızını da azıcık arttırsam iyi olabilir belki. 6 tane daha. Ha ya da boş mu vereyim? Bakayım ben bir. Ya da boş ver. Evet boş ver boş ver. Boş ver köfte. Şimdi. ME cable nasıl yapılıyor? Quartz fiber ve quartz fiber ve redstone yapılıyor. Buna ihtiyacımız olacak. ME I/O ports ne işe yarıyorsun? Bilmiyorum. Storage bus, dark cable, import bus, export bus. Bayağı bir wiki okumam gerekecek bu iki bölüm arasında. Access terminal. Güzel. ME chest'e ihtiyacım yok. Interface. Preformer. Crafting monitor, storage monitor'a ihtiyacım var. Sen neyle yapıyorsun? Level emitter ki basic processor ve ME cable ile yapıyor. ME cable ve bu crafting monitor. Tamam. Yani şunlardan daha da yapmamız lazım. Bu kadar yapayım ben. Yapılsınlar. Şu da hazır olunca onu da yerleştireyim ve geri kalanını yapmaya başlayayım. Hazır ol, 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 hazır ol. Daha ucuz oluyor, daha yavaş oluyor ama daha ucuz oluyor bu yöntem. Kesinlikle.
zamanı o kadar umursamıyoruz diyebiliriz. Yani zaman gene önemli de. Madenlerimiz de önemli. Her ne kadar hayvan gibi madenim olsa da. Bu arada bu modun güzel yanından bahsetmiştim daha önce. Bu itemler tıpkı Red Power itemleri gibi enerjiyi birbirleri arasında dağıtabiliyorlar. Daha sonra birbirleri arasında hiç kablo olmadan iletişim kurabiliyorlar. Yani kendileri de birer kablo gibi çalışıyor ve gördüğünüz gibi şu an burada iki tane daha ünite varlığı gözüküyor. Ve onlar bu ikisi. Ve şimdi benim ne yapmam lazım? Cable. Farklı renklerde yapabilirim ancak ihtiyacım yok. Direkt quartz fiber, glass, gene glass lazım. O yüzden sizleri bayağı bir pişireceğim. Redstone lazımdın, değil mi? Electrum, gold, rubber gidebilir. Redstone bir stack alayım. Burada kalsın. Bir saniye. Bu chest'i taşıyacağım zaten. Şimdi sen şuraya git. Buna başka ne lazımdı? Ve buraya geçelim. Quartz fiberlarımızı hazırlayalım. Şu kadar. 32 tane işimizi görür şimdilik. Evet, 32 tane ME cable'ımız hazır. ME cable ne diye soracak olursanız eğer, kablo. Bunları taşıyan kablo, tabii bir saniye şu an bu açılmıyor. Ve buraya ne yapacağız o zaman? Bu chest'i taşımam lazım. Ancak bunu kamera karşısında yapmayacağım tabii ki de. Şimdi şunlar burada dursun. Crafting monitör ve storage monitör. Öncelikle storage monitörümüzü yapalım. Storage monitörümüz için ne lazımdı? Bu redstone torch. Redstone torch yapımı kolay. Bu, sen ve iki tane de ayrı. Seni yaptık. Seni koyduk. Bunun dışında iron ve glass. ME storage monitor. Şimdi bunu geçici bir yere koyayım. Şurası gibi. Aa dur, aradığım şey bu değildi. Aradığım şey kesinlikle bu değil. Yapmak istediğim şey kesinlikle bu değildi. Bu farklı bir şey. Bunun size ne olduğunu göstereyim. Diyelim buna şuna tıklıyorsunuz. Bunun kaç tane olduğunu gösteriyor. Evet, bunu da kullanacağız ancak şimdi değil. Bu bayağı sonra kullanacağımız bir şey. Ha, ayrıca bunun özel bir upgrade'i var. Bunu yaptığınız takdirde tıpkı barrel'lardan olduğu gibi item çekemiyorsunuz direkt. O zaman ne yapıyoruz? Access terminal galiba sen. Evet. Ha, tamam, bunun yapımı da zor değilmiş. Access
Aslında ben emin olmak için her şeye Wiki'den baksam güzel olur. Evet, aradığım şey Access Terminal'mış. Access Terminal. Bunu lazım. 2 adet quartz lazım bunun içinde. Hemen yapalım. Diğer madenlerim burada değil mi benim? Evet. Ama redstone'um burada. Hayır, elimdeymiş gerçi. Ve Matrix. Tamam. Evet, Access Terminal. Access Terminal tamamen bu driver'ların içinde depolanan itemları saklıyor. Öncelikle bir de size düzgün bir açıklama yapmadım ama şimdi yapayım. Applied Energy Sticks yani bir çeşit depolama yoludur. Muhtemelen şu ana kadar gördüğüm en efsanevi, en yaratıcı depolama yollarından bir tanesi. Itemları fiziksel bir şey olarak değil, dijital birer veri olarak saklıyor. Bunu daha önce yapan bir mod görmemişimdir muhtemelen. Hani görmemişsinizdir hani. Ve bize bir adet de crafting terminal lazım. Bunun için storage cell. Ve bir adet daha access terminal lazım. Ve bir adet crafting terminal. Crafting bunlar hazır. Ve basitinden bir tane storage unit yapabilirim. Bunun için bunun da bir tane storage cell lazım. Storage cell housing nasıl yapılıyor? Yapılmıyor galiba. Evet. Storage cell. Bu şekilde. Bayağı bir kuartsa ihtiyacımız olacak. Redstone. Iron ingot. Gold. Seni düşürmek zorundayım değil mi ben? Kuartslarımızı. Ha tamam. Bunu şarj etmiş. Neyse. Kuartlarımızı ama bir de unutmadan Core'yi kapatmıştık storage ile uğraştığımız için tekrar açalım bunu. Ve bir yandan sana da bakalım. Ve yapalım. Redstone. Bunu yaptık. Bundan başka ne lazım? 3 adet iron ve glass. Ve bir adet storage unitimiz var. Bir de my chest yapsam mı ya da boş verin. Size bunun ne işe yaradığını söylüyorum. Direkt buraya yerleştiriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada bir tane slot dolu. Başka bir yeri slota yerleştirelim ve tam gösteriyor böyle. Ve artık bunun içine item atabiliyoruz. Ve buradan arayabiliyoruz da. Ayrıca şuraya baktığımız takdirde burada 9 byte'ın kullanıldığını görüyorsunuz. Ve bir slot daha kullanılıyor. Eğer bunu alırsak ve bunu atarsak 14 byte bir slot. Byte ve 2 slot. Ve bu tamamen sınırsız bir biçim. Bunun bir güzelliğini de anlatacağım. Gördüğünüz gibi hepsi tek slot yer kaplıyor. Ah.
Tabii E'ye çıkıp basıp çıkmaya alıştığınız için o yemiyor bazen. Neyse. Size bu durumu bunu basitçe açıkladık. Ayrıca bu bir MIHS'te yerleştirilerek de kullanılabiliyor. Ve bunların hepsinin enerji ihtiyacını bu karşılıyor. Şimdi zaten süremiz de dolmak üzere. O zaman ben ne yapayım o arada? Bu 64K storage cell'de yapacağım galiba hepsini. Bunların her biri bayağı bir sıkıntı olacak. Tabii başka bir bloğa daha ihtiyacım var. Sen neydin? Hemen Wiki'den bakayım. Evet, bize bir adet de preformatör lazım. Hemen onu yapıp bölümü bitireyim ve daha doğrusu yapıp ne işe yaradığını açıklayıp bölümü bitireyim. Dur, neye ihtiyacın vardı senin? Preformatör. Tam buna. Bunun için kuartsa. Şu resmiyi hatırlamaya başlasam iyi olur. Iron. Redstone, redstone. Tamam. Evet. Ve sonunda neye ihtiyacımız vardı? Evet, crafting table. Crafting table. En son ne zaman craft ettiğimi hatırlamıyorum bunu. Ha, achievement aldım. Ve preformatör. Bu enerji gerektiriyor muydu hatırlamıyorum. Deneyelim bir. Gerektirmiyormuş da. O zaman seni direkt şöyle bir yere koyacağım diyeceğim de neyse şimdi sen şurada dur. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız şu olaya sinir oldum. Neyse şuraya bir tane bir şey koyuyoruz. Ve mesela bunu sadece cobblestone alması için formatlıyoruz. Ve format diyoruz. Bunun artık olayı şu. Buraya gelip, bu arada artık bu turuncu çünkü pre-formatted. Ve gördüğünüz gibi bunu depoladı. Ancak içine 4 atmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde atılmadığını görüyorsunuz. Çünkü 4'ün gidebileceği herhangi bir depolama birimi yok. Ki sen direkt cobblestone olarak kalacaksın. Hatta cobblestone'larımızı direkt aktaralım şuraya. Bir de bize balta lazım. Neyse. Ne kadar depolayabildiğini merak ettim. Basit ünitenin. Bayağı bir depoluyor. Hatta bunu cobblestone ve dirt yapabilirim. Yok cobblestone yapayım direkt. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.